Eski olanı yadigar diye saklarlar çoğu zaman. Ancak var olanın hayata tekrardan katılması ve yok olana kadar nice anıların üzerine yazılması daha kıymetli bence. İşte bu yüzden hayatımda atıl olan her şeyi tekrardan hayata döndürmeye çalışıyorum. Evet herkese selamlar şimdi biraz gezintiye çıktık da yanlış anlamazsanız <laughs> bizim de gezme hakkımız var diye düşünüyorum. Evet eşeğimi biraz gezintiye çıkardım. Neden diye sorma. Canım öyle istedi. Desem de ya bunu ben şimdi bir yerlere taşımayı düşünüyorum ya. Hani mesela bunu alıp ya uzakta bir yere gidip orada yontma işi yapabilirim. Biraz fantazilerim vardır benim. Değişik değişik yerlerde, değişik mekanlarda bir şeyler yapmak. Eski yenile bölümüne hoş geldin. Bugün eşeğimizin o özel parçasını yapacağız ve de artık bir yoldaş olacak. Bu yoldaş siz böyle tek başına üzülüyor. Ben de dedim sana güzel bir tane yoldaş yapalım. Onunla beraber yoluna devam et. Bugün bir önceki bölümde yaptığım bu eşekle kullanılacak ağaç ya daha doğrusu tomruk yontma aleti var bir tane. Çok eski dedemden kalma. Uzun zamandır da altılı hiç kullanılmıyordu. Şimdi onu tamir edeceğim. Ama ona geçmeden önce bunu da düzeltmem gereken bazı şeyler var. Onları gördüm. Onları bir düzeltelim. Buna biraz eşek havası verelim. Ondan sonra da devam edelim. Hadi bakalım. Evet şu anda bunda da e, sıkıştırdığın zaman herhangi bir gelme sorunu yok. Ancak şöyle sağ sol yapma olayı var. Onun sebebini de gördüm. Şurada bir şöyle bombelik var. O bombeliği yani burayı düzleyeceğim. Hatta biraz daha içe doğru çukur yaparsam. Bir de şunun belki kabuğunu soyarım ki kabuk da çünkü kayganlık yapar. Onu da hallettikten sonra muhtemelen o kayganlığı da gidecektir. Ve daha işlevsel olacaktır. Bir de şu kafasında bir yamukluk var. Şöyle yukarı doğru bir eğim var. Onu biraz daha böyle aşağı doğru eğim yapacağım ve biraz burun kısmını da sivrileteceğim. Belki biraz da eşek dudağı burnu yaparız. Bir şeyler yaparız artık bilmiyorum. Evet gördüğünüz üzere hafif de olsa böyle bir eşek ağzı yaptık. Şöyle göstereyim sana. <laughs> Genel olarak gayet iyi. Şöyle pürüzlerini falan alacağım sonra ama bir tane kuyruk var aklımda onu halledeceğiz sonra. Ancak şurada bir problem var. Şimdi bunu daralttığım için şurada bir boşluk oluştu. Şimdi bu boşluğu da güzelce daraltayım. Şu boşluklarını halledeyim. Ondan sonra tam anlamıyla güzel bir şekilde kullanılacak. 嗯，嗯嗯，哈<言> <laughs> İşte şeyimiz hazır. Havun evi baksana ya. <laughs> Bak tam olsun dur. Evet tam şu ağız ve burun kısmına biraz yakarak e, derinlik verdim diyeyim sana. Gözü burada diyelim. Sadece kulakları işte öne kaçtı. <laughs> Onunla ilgili sorunumuz var. Öne almamız biraz daha arkaya almamız lazım ama tabii ki de işlevselliği için alamayacağız arkasına da kuyruk yaptık. Bu kuyrukta palmiye türü bir ağacın yaprağından ee, ip olarak ayırıyordum bunları ip yapmak için. Şöyle bir tane çıkıp takılıp çıkarılabilen bir şey yaptım. Şöyle gayet rahat. İşte böyle. İşte eşeğimiz tamam. Daha eşekle alakalı bir şey yapmak yok aklımda. Evet kuyruk kısmını yaptık. Kuyruk kısmına dönelim bir. <laughs> Nasrettin Hoca misali. <laughs> şey ters bindik. Bu niye yaptım? Gerek yoktu. Ee, ancak buraya zaman zaman çocuklar gelebiliyor. Böyle eğlenebilecekleri şeylerle. Ben bende de malum oyuncak vesaire yok. Ellerine kesici alet de vermek istemiyorum. En azından gelirler böyle görürler. hoşlarına gider. Şöyle de bir kuyruk var. Bunu istediğim zaman çıkarıp takabileceğim. Şöyle duracak. De. Al sana eşek üstüne otursun tepinsin. Bu kuyruk sadece kuyruk olmayacak. Ben şimdi her şeyde bir işlevsellik ararım biliyorsun. Buraya birkaç tane delik açacağım. Buraya bir düzenek kuracağım. Dedim ya sana ben bunu tek bir işte kullanmak istemiyorum. Tam burada tomruk ya da ağaç yontacağım ama burada da farklı bir işlem yapacağım. Burayı da bu deliği açma sebebim de onu oydu. Buralara farklı planlarım var. Onları da ilerleyen süreçte, ilerleyen bölümlerde yaparız. Yapacaklarımız daha da çeşitlenecek. O yüzden kanalı takip etmeyi, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Bugünlük bu kadar. Yarın tomruk yontma aletini tamiriyle devam edeceğiz. Evet, herkese yeni günden selamlar. Bugün artık bu işi bitirelim diyorum. Dün eşeğimizi tamamlamıştık. Bugün de onunla kullanacağım. Aleti yapacağım. Tamiri var. Hem bilenmesi var hem de kopmuş sap kısmı var. Bunlara ahşap saplar yapılacak. Hızlı bir şekilde bunu da halledelim. Ondan sonra şunu kullanmak istiyorum. Şunu muhtemelen çoğu işte kullanacağım. Gerçekten çok işlevsel bir alet. Tam olarak ne yapacağımı, neler yapabileceğimi de sana göstereceğim zaten küçük küçük böyle. Daha sonra diğer videolarda da bunu daha fazla göreceksin. Bakalım neler yapacağız. Evet işte aletimiz hazır. Az çok gözünde canlanmıştır. Zaten yaptığım hareketlerden de anlamışsındır. Güzel. Ağzında biledim. Hazır. Şu an sadece buna ahşap saplar yapılacak. Yine sapını da kendiyle yapacağım. Hem eşeği kullanacağım hem yaptığım bu aleti kullanacağım. Ve buna bir sap yapacağım. Hem de ilk denemeyi de buna sap yaparken kullanmış olacağım. Hem ilk, deneyimi, ilk denemeyi de buna sap yaparken yapmış olacağım. Bakalım nasıl olacak. İşte tomruk yontma aletim hazır. Ahşap sapları. Böyle bir şey düşündüm. Son anda bunu kaynatmıştım. Bir tane vidanın. Vidayı kestim. Güzelce. Buraya monte ettim ve somonla sıkıştırdım. Şuraya baksana. Nasıl? Çok iyi hissettiriyor. Gerçekten. Tam avuca oturuyor. Çalışmak için uygun. Şimdi deneme vakti. Evet. Şunun sapını yaparken zaten nasıl çalıştığını gösterdim. Ama mesele o değil. Ya bak şimdi e, kendi sapını kendi yaptı. Tek taşını kendi almış gibi oldu. <laughs> şimdi tamamıyla bitmiş halini iki aletimi de e, iki yeni yaptığım aracımı da şu anda kullanacağım. İkisinin bütünlüğüne bakacağım şimdi nasıl hissettirecek diye. Ya, gerçekten güzel hissettiriyor. Şöyle eldivensiz tutmak istiyorum. Ya güzel ya. Hakikaten güzel. <laughs> Şu anda e, yeni oyuncak almış gibiyim. <laughs> ama ben yaptım işte. Kendin yap. Bak bunlar böyle satılır. Bunları alabilirsin bir yerden ama gerçekten birkaç gündür bununla ilgileniyorum, uğraşıyorum. Hem bunu yapmak hem bunu onarmak. Her biri bana farklı farklı. Şu anda bak ben kaynak yapmayı bilen bir insan değilim. Şu an kaynak yapma konusunda böyle bayağı iyi olmaya başladım. Güzel e, deneyimler olmaya başladı. Kaynağı ben kimseden de öğrenmedim. Gördüm. Gördüğümü uygulamaya çalıştım. Deneye deneye en güzel şey de zaten deneyimleyerek öğrenmek. Elbette birinden de öğrenmek güzel ama kendini öğrendiğin zaman daha kalıcı oluyor ve daha çok böyle ders çıkarmış oluyorsun. Daha çok böyle daha kalıcı oluyor bilgi. Şimdi ilk deneyimi başlatalım mı? Bak şu anda bu da çok güzel çalışıyor. Böyle sağa sola yalpalamaları falan gitti. Bu da tam tam anlamıyla böyle güzel, eee, jilet gibi bilemedim. İdareten biledim ve ona rağmen müthiş şekilde alıyor. Yani işlevim şu anda işimi her türlü görür ama daha da güzel bileceğim. Daha da böyle rahat şu işi daha rahat yapacağım. Anladın mı? Çok iyi. Harika. Evet, ya gerçekten güzel bir proje oldu benim için. Eğer sen de ilerleyen süreçte böyle bir şey yapmak istersen, bu tarz bir şey yapmak istersen bir örnek var senin önünde de. Neler, neler yapabileceğini, kendi deneyim ve tecrübelerini dayanarak bir şeyler yapabilirsin. En azından fikir edinebileceğin bir şey var. Benim için de güzel bir deneyim oldu ve bunu da kaydetmiş oldum. Bu sadece bir adım. Bir başlangıçtı. Bundan sonraki süreçte daha da güzel şeylerle inşallah birlikte olacağız. Eğer bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutma. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşça kal. Evet. Atıl olan bir şey daha bugün tekrar hayata döndü. Bunlar ileride yaşanacak daha güzel süreçlerin başlangıcı sadece.